Merhabalar. Yine yeniden yollara düştük. Bozcaada'ya gitmek üzere Çanakkale Geyikli'ye kadar gelebildik. Her nereden geliyorsanız gelin Bozcaada'ya geçebilmek için arkamızda gördüğünüz geyik iskelesine gelip arabalı vapur feribotlara binerek karşıya geçmeniz gerekiyor. Şimdi yolculuğumuz başladı. Feribotun sonunda Bozcaada'ya varacağız. Hadi bakalım. Çanakkale'nin iki ada ilçesinden biri olan Bozcaada, köyü olmayan tek ilçesi ve aynı zamanda adeta insanın ömrünü uzatan topraklarla bezeli. Daha henüz feribotla yaklaşırken bile adanın manzarası, kalesi ve limanıyla direkt gelen herkesi etkileyip büyülemektedir. Osmanlı döneminde de bir sürgün yeri olarak da kullanılmıştır. Antik dönem Tenedos sikkelerinde de görülen üzüm salkımı adada bağcılığın çok eskilere dayandığının da işaretidir. Ada topraklarına girmenin heyecanını yaşarken tüm görkemiyle bizi karşılayan kalenin Venedik, Ceneviz ve Bizanslılar döneminden beri kullanıldığı da bilinmektedir. Ana kapısındaki tamir kitabesinden kalenin 2. Mahmut döneminde 1816 yılında yeniden yapılandırıldığını da anlamaktayız. Kalenin iç bölümünde ise Bozcaada ile ilgili tarihi ve etnografik eserlerin sergilenip görülebileceği bir mekan bulunmaktadır. Açık bir sergi alanı. Uzun yıllardır Bozcaada turizminin artan bir ivmeyle ilerliyor olmasının esas nedeni turizmin buradaki geniş yelpazesi aslında ve yelpazeye her geçen gün daha başka katmanların ekleniyor olması. Örneğin Balbozumu şenlikleri, örneğin caz festivalleri, birbirinden güzel koyları, Balbozumu şenlikleri, caz festivalleri çok uzun geçmişe sahip olmasa da yeni açılan surf okulları zaten bunları kanıtlar nitelikte. Denize giriliyor. Adeta adanın dört tarafına dalgalar vurdukça tüm koyları daha da güzelleştirip berraklaştırıyor gibi. İlk üç sıralaması bize göre öncelikli olarak akvaryum koyu, sulu bahçe, arkamızda gördüğünüz çok uzun ayazma kumsalın olduğu ayazma plajı. Daha görülecek çok yeri vardır ama her yerini deneyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim ki rüzgarlı bir bölüm gördüğünüzde adaya gelen rüzgar açısına göre yönünüzü değiştirebilirsiniz. Lodos ya da Poyraz'a göre yer değiştirdiğinizde bütün koylar dalgasız hale gelebiliyor. Bu da adada olmanın en büyük avantajlarından biri. Tadını çıkarmak lazım. Ayazma Manastırı'na çok yakın olan Ayazma Plajı, adada yüzmek için en ideal yerlerden biri. Denizi ve kumuyla adanın en çok tercih edilen plajı olan Ayazma'da kamp yapma olanakları da bulunuyor.
Ortodoks cemaatine ait Meryem Ana Kilisesi, Bozcaada'nın neredeyse her yerinden görülebilen bir çan kulesi bulunan ve Rum Mahallesi'nin tam ortasına yer alan ve ibadete açık olan kilisedir. Şirin bir Ege kasabası görünümünde olan Bozcaada sokakları, Adana'nın Rum ve Türk mahallesi olarak ikiye ayrılması sonucunda da aslında farklı, bambaşka tarzda bir sahip olan ada özelliğini de göstermekte. Günümüzde yaşantı anlamında böyle bir ayrım olmasa da mimari tarzlar nedeniyle hangi mahallede olduğunu belirlemek çok çok kolay ve aslında biraz da farklılık katıyor. Şu anda Ayazma Manastırı'nın önündeyiz. Ayazma Manastırı'nda küçük bir manastır, önünde çift oluklu bir çeşme, çınar ağaçları ve buraya geldiğinizde gün batımını Bozcaada'ya karşı izlerken oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz güzel bir de küçük tesis var. Önce bir manastırı ziyaret edelim. Hadi gel bakalım. Gel manastıra gidiyoruz. Hadi. Hadi gir bakalım. Hadi gir bakalım. Olur. Rum Ortodoks cemaatine ait aktif bir manastırdayız şu an. Adı kutsal su anlamına gelen Ayazma Manastırı, çınar ağaçlarının oluşturduğu gölgelik alanı ve sürekli akan çeşmesiyle adada piknik yapılabilecek bir alan sunuyor. Özellikle de gün batımında denize bakan manzaranın tadını çıkarmak burada daha bir başka ve daha bir keyifli. Türkiye'nin 3. büyük adası Bozcaada'da başınızı nereye çevirirseniz bir üzüm bağına rast gelmemeniz söz konusu bile olamaz. Bu yüzdendir ki lezzetli üzümler, çeşit çeşit üzümler yetişir ve her yıl Eylül ayında bağ bozumu şenlikleri yapılır. Eğlenceli bir şekilde yapılan bağ bozumu şenliklerinde de ada oldukça kalabalıklaşır. Müzik.
ada yüzü ölçümünün 1/3'ü üzüm bağlarıyla bezenmiş durumda. Bozcaada turizminin her geçen gün artan bir ivme göstermiş olmasının en güzel, en büyük nedeni aslında buradaki yelpaze genişliğinden kaynaklanmakta. Koylarının güzelliği, Bağbozumun şenliklerinin olması, caz festivallerinin düzenleniyor olması, yakın bir geçmiş olsa da sörf okulun açılmış olması bunların sadece birkaç tanesi. Umuyoruz esnaf bu güzel kalabalığı, bu güzel doluluğu, turizmdeki şenlik gibi geçen kalabalığı suistimal etmeden birliktelikleri devam ettirme yolunda gider. İlçe merkezinde sokaklar Türk sokakları ve Rum sokakları olarak ikiye bölünmüş durumda. Rum sokaklarının ambiyansı biraz daha farklı olduğunda az sonra Rum sokaklarını birlikte keşfe gideceğiz. Adaya yaklaşırken adanın bir tarafının diğer tarafından daha farklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Sağ tarafta evlerin üzerinde bir kilise kulesi uzanırken sol tarafta ise minare yükseliyor. İşte minarenin yükseldiği taraf Türk mahallesini gösteriyor, çanın ve kulenin yükseldiği diğer taraf ise Rum mahallesini. Daha dar sokakları, camilere, çeşmelere ve Türk hamamlarına ev sahipliği yapması, yeme içme yerlerinin olması Türk kültürünü net bir şekilde ziyaretçilerine göstermekte. Rum mahallesine oranla daha sakin ve konaklama yerlerinin daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Salaçlığı, daha geniş sokakları, sakinliği ve huzuru ile ada sokakları mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biri. Dilerseniz gündüz, dilerseniz akşam saatlerinde çünkü her şekilde de günün her saatinde çok farklı güzellikleri sergilemekte. Bozcaada'nın 12 burnundan biri olan Batı burnunda polenta fenerinin de bulunduğu bölgede yer alan rüzgar gülleri adanın en büyük simgelerinden birisi. Ortalama sihri öylesine güzel ki gün doğumundan sonra ortaya çıkan arkamızdaki eşsiz renk uyumuyla yaptığı senfoni uzun saatler deliksiz bir şekilde sürecek gibi. Çok fazla olmasa da zorlu yolun hemen ardından akşam güneşinin batışını burada izlemek ve rüzgar güllerinin bulunduğu bu bölgeye gelmek müthiş bir gün batımı keyfi de sunuyor.
1861 yılında yapılmış olan Polenta Feneri Bozcaada'nın en şirin simgelerinden birisi. 2000 yılında Bozcaada'nın en batı burnunda, yani en batı ucunda yer alan 17 adet rüzgar gülünün en son kısmında yer alan Polenta Feneri, 32 metre yüksekliğe sahip ve ışığı ise 15 deniz mili, yani yaklaşık 25 kilometreye kadar gidebilmekte. Polenta Feneri, Bozcaada'da gün batımının en güzel izlendiği nokta olarak da biliniyor. Polenta Feneri, atmosferi ve uzun uzun keyifle süren gün batımı manzarası ile kesinlikle görülmeye değer bir yer. Bozcaada'yı bu ziyaretimizin en başından beri sürekli Ayhan Secimoğlu'nu anıyoruz. Saygıyla kendisini selamlıyoruz ve güzel bir veda ile bitiriyoruz. Tenedos, Bozcaada, YouTube, Gamze Gül, hastasıyım. Saygılar. Ne yok? Yazık, anneciğim ters döndü, yazık. Yazık ama bak ayağı da dönmüş, günah. Kaplumbağayı al, kaplumbağayı.